Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili çiçek dostları. Bu videoda sizlerle beraber dışarıda duran ve içeride duran sukulent yavrularının farkını anlatacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Abone olduysanız şimdi videoya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi bu sukulent bebeklerini dış ortamda yetiştiriyorum. Bundan 2 yıl önce kartlar kısmında da videosu var. Şuradaki Grotto çiçeği türünden yapraklar alarak bu saksıya diktim. Yani diktim dediğim direkt toprağına bıraktım ve ev ortamında bebek vermesini bekledim. Uzun süre sonunda ev ortamında bebek verdi ve 2 yıl boyunca iç ortamda kaldı. Şu anda ekranda gördüğünüz resim bu sukulentlerin 2 yıl boyunca evdeki gelişimi arkadaşlar. Bu sukulentleri de yaklaşık 5-6 ay önce dış ortama çıkarttım. Dış ortama çıkarttıktan sonra o gördüğünüz halden bu hale çok çabuk bir şekilde geldi ve çok da canlandı. Renkleri de güneşe göre değişebiliyor. Aslında buradakilerin hepsi aynı tür. Şuradaki Echeveria hariç. Bu Echeveria gipflora şuradaki büyük sukulentimizin yavrusu. Buradakilerden çok sonra konulmasına rağmen hemen hemen onlara yakın bir boyu var. Bu Echeveria'nın. Ev ortamında sukulent çoğaltmanın tek iyi yanı sukulent yapraklarınızın çürümeden bebek vermesi bence. Gördüğünüz gibi bu şekilde sukulent yapraklarımız çoğu güneşten çürüdüler. Hala sağlam birkaç tanesi var. Ev ortamında bebek vermeye başladıkları zaman dış ortama alabilirsiniz. Dış ortamda çok daha hızlı bir şekilde büyüyeceklerdir. Bu sukulent yavruları biraz daha büyüdükten sonra ben bunları farklı farklı saksılara alacağım. Kısacası sukulent bebeklerinizi dış ortamda büyütün. Hem çok daha hızlı bir şekilde gelişecekler hem de bu şekilde çok renkli, capcanlı gözükecekler. Video bu kadardı arkadaşlar. Burada da turuncu olan bir domatesimiz var. Olgunlaşmasına az kalmış çeri domates bunlar. Şurada da maalesef solan bir domates fidemiz var. Yine aynı şekilde bu Echeveria Trumpet Pinky sukulentimiz de çok küçüktü. Bunu da 2-3 ay önce dışarıya aldım. Ve aldıktan sonra saksını değiştirdim ve bu şekilde hızlı bu şekilde büyümeye başladı. Bu özel tür bir sukulent. Görünümü de çok güzel. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Sukulent ve diğer bitkiler hakkında daha çok video için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.